Cumhurbaşı onuruyla oynadınız, burunuyla oynadınız. Askeriyle ve hukukuyla oynadınız, cumhuriyetle oynadınız. Türk milleti bunun intikamını alacak. Milli iradesiniz, bu halkın çocuklarısınız. Kimseyi eleştirmekten korkmayın, kimseyi! Abi Türkiye gündemi bitmek bilmiyor. Yani her gün aynı şeyleri konuşmak. Ortalığı sen istiyorsun. Karıştırıyorsun nereden? Ben bir şey kesin yapıyorum. Karıştırdım. Burak amca hakkında yazdın Türkiye'den. Yok abi ya. Şimdi de gündem bitmiyor. Ama abi herkes adetten geldi. Ama tebrik ederim. Önce gazeteci dediğin, yazar dediğin önce gündemi oluşturacak şeyleri, envanterleri, menüyü sunmak yani. Ondan sonra da üstünde konuşmak. Eyvallah abi. Yani bakalım daha da güzel şeyler. Şakasını keşke yapıyoruz zamanımız, millet ciddiye keşke, alır. Keşke zamanımız olsa da. Şimdi abi tabii bunu konuşalım önce. Hayır, ısrarlı bir şekilde peşine düşeceksiniz. Biz de gücümüz ettiği kadar bu İyi Parti'de olup biten Burak Avuncu ve Gladio ayaklarına kesin konuşacağız. Çünkü Erdem unutma bak arkalarına Habertürk'ü aldılar. Habertürk'le Fatih Altaylı göz göre göre 80 milyona yalan söyleyerek orada kur temizleme gibi çalışıyor. Çamaşırhane kurmuş orada. Akşam prime time'da teke tek programında önce Burak Avuncu, ertesi gün Ünal Çeviköz'ü, ertesi günde Meral Hanım'ı kamuoyunda öyle diyor, böyle diyor de temizleme ve aklama çalışmaları. Buradan göreceğiz ne kadar güçlüler. Sen istediğini yaz. Yani Türkiye bu medya düzeni oldukça bir şey yapamaz. Görüyorsun işte adamları. Mal ortada, belge ortada, hayat ortada. 35 yaşında, 3-5 milyar dolar sahibi olmuş, oldurulmuş. O Almanya'nın kimya devleriyle ortaklık kurmuş. Panama belgeleri de ismi çıkmış. Kendi söylüyor. Offshore hesaplar kurmuş. Ve bu adam bilmem ne denrende başına geliyor. Bu adamı aklıyorsunuz. Biz geldik 65 yaşına. Benim bir yerden 500 bin, 100 bin dolar, 50 bin dolar geçtim. 10 bin dolar gibi bir yerden bir giriş olsa bizi asarlardı. Yani 10 bin dolar. Biz de bir hayat yaşadık burada. 3 bin dolar, 5 bin dolarlık, 2 bin dolarlık, 1000 dolarlık hesaplarımızda, 40 yıllık hesaplarımızda bir giriş çıkış var mı? 3 milyar dolar, 5 milyar dolar dönüyor buralarda. Ve yaşı 35. Sen kime ne anlatıyorsun? Ve işin öbür tarafları, hukuki şeysi, kanıtları çok net olmadığı için mahkeme olmasın diye söylemiyoruz. Adımımızı biliyoruz. Türkiye'de bazı insanlar bazı şeyleri bilir, biz de bunu biliyoruz. Sen ne güzel yazdın, tane tane yazdın. Biz defalarca söyledik. Bu işi başından beri kurcalıyorum. Bu parti dışarıdan kurulmuş. Değil mi? Kimdir o adamlar ya? Bahadır Erdemler kimdir? Hesabını versinler. Hala kendilerini aklıyorlar. O Musa Arel de içeri girdi çıktı. Çocuğa saygı duyuyorum. Murat Arel. Saygı duyuyoruz, sesimizi çıkarmıyoruz. Baktım o da aklama yapıyor. Siz genç gazetecisiniz. Temiz çocuklar olun. Kimsenin yakama yıkalamacısı olmayın. Ama burada şöyle bir tedirginlik yaşıyorlar. Yani şuraya bak. Tane tane. Sen dikkat et ya. Eşyanın tabiatına uygun mu? Fatih Altaylı çıkıyor. Bir akşam Burak Avuncu'yu temizliyor. Ondan sonra Ünal Çeviköz'ü temizliyor. Sonra Meral Akşener'i temizliyor. Ve milletin hilafına, gerçeklerin hilafına, doğruların hilafına. Bu unutma bu Habertürk. FETÖ işgali döneminde de Enver Altaylı Ruzi Nazar kitabını çıkarmıştı ya. Öyle bir haldeydi ki Türkiye. Ruzi Nazar orada prime time'da röportajını yaptı bazı şeyler. Yani Ruzi Nazar kitabını yağlıya bağlıya Habertürk'te anlattılar. Biz bunların şahidiyiz. 2013 mi 14 15 bilmiyorum işte o yıllarda. Bu adamlar yani. Arkalarında hangi güç olduğu belirsiz. Ne olduğu belirsiz. İşte genç okuyucular nasıl bir medya düzeninde olduğumuzu görecekler. Bu adamların yakasına yapışacaklar ya da hesap edecekler ya da nasıl hangi güçlerin nasıl manipüle ettiğini. Gerçeğe ya, düz gerçek. Düz gerçeğe karmakarışık hale getiriyorlar. Bir de dalga geçerek, ya öyle miymiş, böyle miymiş? Şöyle söylüyorlar, yani AKP'ye yarıyor bu yaptığınız. Hala bıkmadınız mı AKP iktidarda? Siz hala muhalefete çakıyorsunuz. Ya işimiz gücümüz yok. AKP'yi iktidardan devirmek için ki, ben AKP'yi iktidardan devirmek için varım. FETÖ'cüm olacağım. Bu kadar manyak bir şey olur mu ya? Bu kadar saçma sapan bir şey ya. Boşver bunlar laf değil. Bunlar ne derse desin biz yolumuzdayız. Şimdi tabii Meral Akşener'i de konuşturdu ve Kılıçdaroğlu, Ünal Çeviköz de konuştu ama şu var. Dedikleri bu anayasa tartışması yani HDP ile anayasa yapma tartışmasında da inkar durumu var. Yani o da enteresan. Ben artık Kılıçdaroğlu'nun inkarlarını seviyorum. O liberal taktik, Adnan Hocalar da, Adnan Oktarlar da biliyorsun, FETÖ'de biliyorsun düz inkar ederdi.
Artık pes ettim ben Kılıçdaroğlu konusunda. Ben de artık düz inkarcı bu tavrı tutuyorum yani. Benimsiyorum. Biraz sonra konuşuruz. Ses kayıt cihazı varmış bir de yani. Ses kayıt. Ya daha önce, daha önce bu bilinen kayıtların dışında da kongreden sonra çıktı söyledi. 50 kere söyledi. Özetliğin önüne işte parti programımızı değiştirebilmek için anayasanın ilk 3 maddesini değiştireceğiz, hazırlıklar yapıyoruz falan gibi. Bunlar bela adamlar işte ya. Bir insan bu kadar yalan niye söyler? Bir de 80 milyonun gördüğü bir gerçek. 80 milyonun gördüğü gerçeğe karşı bu kadar yalan. Evet. Neyse. Abi bize malum Katar durumu var. Katar şu an... Ya bu utanacak bir şey işte. Türkiye yani satılıyor, satıldı işte yani Türkiye. %10 derken tüy gitti kaldı ki'ye. Yakında da ki'si satılır kalır ye. Zaten güzel bir şey. Ye Cumhuriyeti güzel. Ye. Yani 100 yıldır, son 20 yıldır da abileri yiyorlar. Nasıl yiyorlar? İşte sonunda ye'ye kaldı. Türkiye'nin maddi, manevi ne kadar zenginliği varsa işte burada varlık fonunda bütün bunların %10'u gibi bir şey. Bu ülkenin bittiğini gösteriyor falan. Tabii oraya yoğunlaşınca da aklına başka hiçbir şey de gelmiyor. Yani bitti artık daha ne konuşacaksın? Ve bunu eleştirebilecek, bunun karşısına geçebilecek dürüst, temiz yapılar da yok. Tabii bunları da söylediğin zaman çaresiz bir fotoğraf çıkıyor. Olmuyor tabii. Ama nihayetinde şu var yani ben mesela iktidarda olsam sadece israfla bunun 3-4 büyük borcunun bir tarafını atarım yani. Yüzlerce malikane var. Tarikatların, cemaatlerin, şirketleri var, vakıfları var. El koyar. Sarayı var. Hepsine el koyar. Niye koyacağım ya? Sorgulatırım, mahkeme açtırırım. Bakın Türkiye'de belediyelerde görev yapmış ve AKP'de görev yapmış. Üst düzey siyasetçiler ve politikacıların elinde 1000 tane politikacının elinde 2-3 trilyon dolar servet var. Nasıl aldın 10 yılda? Nasıl yaptın 5 yılda? Onların sorguları ayrı. Bu vakıfların yedikleri büyük şirketlerin 2 tane yeri yiyor abi. Ruhban sınıfı yiyor, Diyanet. En büyük bütçe onlarda değil mi? Ve buradan cemaatler yiyor, vakıflar yiyor. Cemaatleri ve tarikatları İskenderpaşa'ya, İsmail Ağa'ya, menzile yakın şirketler, bütün bunlara bir bakalım yani vergisi nedir, geliri nedir, sen parayı nereden kazandın? Bütün buralar israftır, çöpe atmaktır, yağmadır, talandır. Bütün bu yağma ve talanı soruşturacak bir hukuk adamın olacak, hukukun olacak. Bunları yapacaksın. Sonra da yakalarını yapacaksın. Tabii ki yakasını yapacaksın. Biz cumhuriyetçiyiz. Cumhuriyette hukuktan üstün hiçbir şey yoktur. Hepsi hukuk önüne gelecek. İşte ne oldu? Bunu yapma, şunu söyleme, bunu deme. Geldi Katar gibi bir ülke. Ya bisiklet parkı gibi kadar bir ülke. Geldi senin ülkeni satın alıyor. Ben Trabzon'da neler olduğunu biliyorum. Neler olduğunu. Ya ormanlar, dağlar, taşlar. Elinizde bir şey kalmıyor. Trabzonspor'u verdi. Ya daha başka bir şey söyleyeyim size. Yani şimdi burada bunları söyleyeyim. Dün ne oldu? Şişli Belediye Başkan Yardımcısı'nı terörden soruşturmadan aldı. Ne dedik biz bunları? Bunları daha önce ilk söyleyen, konuşan bizlerdik. Hayri İnönü bak bugün tweet attı dün. Gerçeklerin daha eski başkan. Gerçeklerin ortaya çıkması gibi huyu vardır diye. Biz o gerçekleri zamanında söyledik. Şimdi diyelim ki bu Araplar geldi bunları aldı. Bu Arap zenginler el altından bunları başkalarına sattı. Ya da devretti. Yani aklına gelecek her türlü düşmanı düşün. Devreder mi eder? Ya her türlü şey olabilir. Bunlar senin babanın oğlu değil. Bu kadar büyük servetlerin bu şeyin eline geçmesi bunlar akıl alır gibi değil. Yani utanıyorum ben. Yaşadığımdan utanıyorum. Verdiğimiz Kurtuluş Savaşı'ndan, Fatihlerden, Kanuni'den, yediğimiz ekmekten, annemden, sokaktan. Ya bu kadar olmaz ya. Bu şatafat ortada, müsriflik ortada, israf ortada, malikaneler ortada. Her şey ortada. Hepsi zinet düşkünü, kuyumcu düşkünü, şey düşkünü, israf düşkünü insanlar. Binlerce değil ya, 10 binlerce ya. Semtler var ya. Bugün gel Ankara'da sana 4-5 tane semt göstereyim. Her bir dairesi 2 milyon dolar olan 10 binlerce adam yeni siz burjuva servetler gelip garsoniyer de kullanıyor üstelik. Bizim yanından geçemeyeceğimiz evleri garsoniyer olarak kullanan. Bu büyük israflar işte sonucu budur. Utanıyorum bunları söyle. Türkiye çoktan çok temel teknolojik bir sürü şeye cep telefonu gibi araba gibi, televizyon gibi hani çok kullandığımız teknolojik şeylere kısmen girdi yani bu Xiaomi'ye falan da yani çoktan girmeliydi. Büyük dışarıya ödediğimiz büyük paraların yani ödememeliydik şimdiye kadar. Zaman israf oldu. FETÖ'yle kavga, onunla kavga, laik şeriat kavgası derken yani bu ülkenin birikimi, madeni değerlendiremedi. Aklına gelen her yer. Allah sizi uçakta Türkiye'yi gezdirmesin. Gezdiğinizde neye uğradığını şaşırırsınız. Aklınıza gelen bütün dağlar, tepeler, bütün yeşillikler aklını bilmediğin, hangi madende niye aradıklarını bilmediğin adamların elinde. Uçuyorlar.
Her taraf buldozerlerle tak 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 kırıyorlar, indiriyorlar, şey yapıyorlar. Bunları zaten sen gazeteci olarak şurada şu soygunlar, şurada şu israf, şurada şu bilmem neler, yolsuzluklar olduğunu gösteremediğin için iktidar da şımarıyor. Nasılsa bizim yaptığımız pisliklerin %1'ini göremiyorlar diyor. Bak FETÖ'nün de taktiği budur. Biz iki tane FETÖ'cü bulunca hani seviniyoruz. Bak FETÖ'cüler teşvik ediyor. FETÖ'cü de diyor ki ya bizim o dairedeki 15 tane adamdan bir tanesini bulunca onu seviniyorlar. 14'ü hala duruyor. Oradan güç alıyorlar. Yani bunlar da bin parçadan birini bulamadığımız için gazetecisi, yazarı, medyası bulamıyor. Bulamadığı için güç alıyorlar. Ve böyle geliyor iktidar. Yani nasıl bir son bilemiyorum. Ekonomi çok kötüye gidiyor. Esnafın durumu da felaket. Ya o ayrı. Bir de hani Covid'den dolayı hani bütün dünya ekonomileri büyük zarar gördü. Ama ülkelerin belli yedek servetleri var. Yani bunu karşılayacak diyelim ki 2 yıl üretemediğin zaman, 2 yıl satış yapamadığın zaman, 2 yıl endeksler, fiyatlar yarıya düştüğü zaman hani şeyler, alışverişler ne olacak? Değil mi? Bir şey var, rezerv var onu karşılayacak. Amerikan olsun, Almanya'nın olsun, Fransa'nın olsun. Sen karşılayamıyorsun. Senin Antalya havalimanına turistler yeterince her yıl düzenine gelmedikten sonra allak bullak oluyorsun. Bu çok net. Ve karşılayamadık yani. Yalan söylediğimiz, hasta sayılarında yalan söylediğimiz. Onu böyle yaptınız. Bunu böyle hepsi şey, bilemiyorum işte. Muhalefet tabii. Dürüst, temiz bir muhalefet olsaydı yani çoktan bunları alaşağı ederdi de yok işte. Alternatif yok. 2002'de de dikkat et. 2002'de de Türkiye o günkü bütün partilerden, DSP'si, DYP'si hepsinden nefret etmişti. Ama yeni bir parti olmadığı için halk yine gidiyordu. %19-%20 bunlara oy veriyordu. AKP birden çıkıp lak yani %34 ile. Birden tabii yani bir ANAP'la AKP çok acayip partiler. Bunlar çıkar çıkmaz yukarı. Çünkü ANAP da geldiğinde geçmiş bütün partiler ya içeri atıldı ya da halk ikra etmişti. Şimdi de böyle bir durum var. Yani tertemiz, cumhuriyetçi, ülkenin geleneğine, dinine bağlı, Müslüman değerlerine bağlı, ahlakına bağlı. Ama cumhuriyetçi yepyeni bir hareket çıktığı zaman ben yine de çok büyük ilgi göreceğini, hiç değilse ya böyle de bir kapı olsun kardeşim yani bir şans olsun. Utanıyorum ben yani bizim elimizden vurdular, aldılar. Cumhuriyeti aldılar, ahlakı aldılar, tarihi aldılar, ülkemizi aldılar, madenlerimizi, yaylalarımızı, köylerimizi, derelerimizi, dinimizi aldılar. Konuşacak değil mi? Yerimiz yok. O televizyonumuz yok, bilmem ne yok işte televizyonda. Gladio savunması yapıyor herkes. Bülent Arınçlar konuşuyor, biz konuşamıyoruz. Türk ordusunu tasfiye eden, Türk ordusunu hakaret eden adamlar bunlar. Her türlü liberali çıkartmak için şeyde bekliyorlar. Falan. İşte geldik, Kılıçdaroğlu da düpedüz yalan söylüyor. Meral Akşener kim? O da düpedüz yalan söylüyor. İnkar ediyorlar. Gladio onlara da bulaşmış. CHP'de falan bulaşmış, salakları var. Güvenilir insan yok. Ben biraz da suçu bizde buluyorum. Bizi Cumhuriyet çok terbiye eleştirdi. Biz gençken çok şey anarşist çocuklardık. Tutulamayan, ithal etmeyen, biat etmeyen, aykırı, kaotik çocuklardık yani. Eyvallahımız yoktu. Kavga dövüş içindeydik. Onu beğenmezdik. Kimseye karşı lafımızı geri almazdık. Fakat ne olduysa işte Cumhuriyet, hukuk, devlet falan diyerek hukuka uyan kurallı insanlar olduk. Hani anarşi çıkmasın, kavga çıkmasın. Hukuka saygı diye bir şey. Bir nevi hukuk da bizi, cumhuriyet de bizi böyle büyüttü. Efendim çocuklar olun, hukuka saygınız olsun. Bizi, bu hukuka saygı bizi elimizden Türkiye'nin çıkmasına sebep bizim hukuka olan saygımız. Efendi oluşumuz. Çünkü karşımızda istilacı, işgalci, talancı, yağmacı, hukuk tanımayan bir güç vardı. Bunu en güzelse şöyle anlatabilirim. Yani o TRT2'de ünlü bir ressam vardır, Bob Ross. Öldü o. O ressam Bob çok meşhurdur. Böyle resimler yapar çabuk 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 çabuk. Dağlara sapaları yapar böyle bir spatulayla böyle hemen. Fakat aşağı doğru gelince Bob ressam şöyle der. Buraya da çalılar der, çallıklar. Ağaçların altına doğru çallıklar. Çallıklar karışık yerlerdir. Şimdi ben çocukken ki 60'lı yılları düşün, ormanlarımıza Trabzon'un her yıl 10-15 gün bir ay köyde kalırdık. Köyünde yabancısıydık ama hani köye ziyaret işte. Düzenli giderdik köye. Her gittiğimizde o yıllarda bile ormanlarımız düzenliydi bizim. Bu, niçin bu kurallı, geometrik, şematik ağaçların mesafesi? Ormanlar içinde hiç kötü bir şey yoktur, çalı, aykırı bir şey. Bir o şeyler, eğrelti otları, bir de orman güllerine müsaade vardır galiba. Şaşırırdım yani bu kadar ormanı, ormancılar ne zaman geldi, ne zaman düzene soktu? Çünkü ormanlar tomruk ve kerestep şeyleri.
Yani biz daha şehirde yurttaş olmadan, kanunlara riayet etmeden ağacı taşı böceği, büyük ticaret, o tomrukçular çoktan hizaya soktular. Yani iki tane orman var. Biri filmlerde görüyorsunuzdur. Amazon ormanları ya da uzak doğuda hani elinde baltayla, satırla kese kese yürürsün. Biz buraya jungle deriz. Ne diyorlar? Vahşi orman. Ya da insan girmemiş, balta girmemiş orman. Bizde bu balta girmemiş orman türü kalmadı. 60'lardan sonra dahi kalmadı. Ben mesela çocukken çok iyi hatırlıyorum. Bir iki yerde hani ormancıların da ulaşamayacağı dere kenarlarında böyle yüksek ya da izbe yerlerde çok az bir alanda bizim de balta girmemiş ağaçlar yere düşmüş. Orada kızılcık olur, yabani dut olur, yabani fındık olur, kirpisi olur, böceği olur, haşeresi olur, sineği olur. Her türlü şey haşere olur yani orada. Bu haşere o şey maceradır. Karanlık, kuytu, nemli, küf. Sonra orada çıkan mantarlar. Oraya girdin mi çıkamazsın. Hem korku verir sana. Yılan ısıracak, kertenkeleler, çıyanlar. Her şey var. Sana heyecan da verir, korku da verir. Diğer orman gibi düzen değil. Diğer ormanlarda haşere yok. Düşün bugün ormanlarımızda karınca yok. Bu 200 yıldan beri bir Almanların dünyaya öğrettiği bir şey. Çok sonra, tabii tomruk kereste gelecek ya. Şimdi şehirde, dershanelerde çocuklar nasılsa, bizler trafik kurallarına uyarken nasılsak, ormanlarımızdaki ağaçlar da o. Ladin ormanları, hangi ağaca ihtiyacım varsa, kavak ormanları, geometrik bir dizön içerisinde, mesafe ayarlı, böyle dikilirler. Altındaki bütün bitki örtüsü de şeyden geçirilir. Soykırımdan geçirilmiştir. Hatta bize çocukken beri şunu söylerler, ormanda bir ağaç düştüğü zaman hemen kaldırman lazım. Çünkü bütün orman hastalığı alır, bir şey olur. Böyle örnekler de var. Ama böyle bir şey var. Bizi yetiştirdiler, bu orman gibi düzenli yetiştirdiler. Bugün şeyde helikopterle ya da uçakla gitme şansınız olursa, Bolu, Kastamonu'dan ta Artvin'e kadar bu bizim düzenlenmiş, böyle şey gibi geometrik düzenlenmiş ormanları sonsuz miktarda görebilirsiniz yani. Hepsi tomruk ormanlarıdır. Bunlar vahşi ormanlar değildir. Tomruk keresti için. Bir baktım ki bu şeyde liberaller geldi Amerika'da ve Fransa'da liberaller cumhuriyeti ele geçirdi. Yani cumhuriyet nedir? Önce feodal toplumun soyadları vardı, sülaleleri vardı, aşiretleri vardı. Şirketler geldi. O feodal toplum şeyini kaybedince gücünüz cumhuriyetle hani eşit yurttaş oldu. Bunlar geldi, şirketlerin markalarıyla yeniden feodal şeyhler oldu. Şirketler yani eski feodalizmin yerine geçti. Dokunulmaz oldu. Çünkü Amerika'da bile senin bir şirkette davan varsa sen gariban bir adamsın. 40 tane avukatla geliyor. Yani şirketler yeni imtiyazlar, dokunulmazlar oldu. Ve bunlar hukuk tanımayan. Türkiye'de cemaat ve tarikatlar aynısı. Bu tomrukların, bu kerestelerin, bu madenlerin sahibi kim oldu? Hukuk tanımayan. Peki kimi yendiler? Hukuk tanıyan bizleri yendiler. Çünkü biz ormandaki gibi düzenli, efendi çocuklarız. Kurallara uyuyoruz, trafik kuralına uyuyoruz, ona uyuyoruz. Ama gördük ki bir İslamcı kadro geldi 25 yıl önce. Ne hukuk tanıdı, ne anayasa tanıdı. Ve bizim de hukuka saygımızdan faydalanıp Fransa'da dahi, bak Fransa'da dahi, hiçbir şeyi tanımadan her yerde cumhuriyeti mahvettiler. Artık cumhuriyet, hukuk yurttaşların cumhuriyeti değil, şirketlerin cumhuriyeti haline geldi. Bu bir gerçek mi? Ve bir baktık, mesela biz çocukken arkadaşlarımız vardı, gençken anarşist, karikatürist arkadaşlarımız vardı, yazar, sanatçı, eyvallah olmayan muhalif arkadaşlarımız vardı. Bir baktım ki bu arkadaşlar, ya hayat işte, biz de bir hayat yaşadık. En şeysi sert, en rigid arkadaşlarımız bile, en eyvallahsızlar bile baktım ki zamanla ya Kılıçdaroğlu'nun ya İmamoğlu'nun öbür tarafta ya da Tayyip'in arkasında hepsi tomruk oldu. Bunların keresteleri haline geldi. Hepsi. Ve liberaller bir dünyada hukuksuzluk, bak şöyle. Şimdi o ormanlar, tomruk ormanları ya da kereste ormanları, niye keresteler için bitkileri kaldırıyorlar? Çünkü öbür bitkiler, bizim şimdi gapulluk dediğimiz, jungle da diyebilirsin, her türlü bitkinin olduğu, kendi kendine büyüdüğü. Ya ben bunları gözümle gördüm ya. Orada böğürtlen var, kızılcık var, fareler, her aklına gelen her şey vardır orada. Giremezsin yani. Ama bitkiler ve tabiat orada yaşıyor. Heyecan orada. Şimdi dikkat et. Onların bir de istilacı özelliği var. Mesela benim o dediğim şey, ormanların içinde sarmaşıklar var. Sarmaşıklar gelir, ağaçlara da sarılır. Şimdi bu ormanların hiçbirine sarmaşık girmez. İstilacı, işgalci bitkilerin hiçbiri girmez. Haşere giremez. Şimdi liberalizmde o haşere gibi, o istilacı bitkiler gibi, o işgalci bitkiler gibi anayasayı,
hukuku, okulları, piyasayı, aklına gelen her yeri istila ettiler. Ve bunlardan kurtulamadık. Kim istila ettiyse anayasayı ele geçirdi, televizyonları ele geçirdi. Ve biz, tomrukları ve keresteler yani bizler, bizlerin sahibi oldu yani. Bugün biz hakkımızı arayabiliyor muyuz? Arayamıyoruz. İşçiler tazminatlarını, haklarını alabiliyor mu? Alamıyor. Hiç kimse hiçbir hakkını alamıyor. Şimdi... Burada yayın yapıyoruz işte. Yani. Evet. Nereye sıkıştırıldık? Şimdi burada başka da bir şey var. Hep öyle demişimdir. Yani beni heyecanlandıran nedir? Geçen işte bir hastalık yaşadım, arkadaşlar biliyorlar. Böyle gider gelirken öte dünyaya aklıma ne geldi biliyor musun? Çocukluğumda girdim o jungle dediğimiz, o kertenkelelerin, çıyanların olduğu ama böğürtlenlerin olduğu ormanlar geldi aklıma. Niye? Orada çok büyük bir heyecan duyuyordum. Kişiliğim geliyordu kendime. Bir tane halam vardı benim, 80 yaşına doğru halam. Ben misafire gidince böyle sigarasını içer, sakın girme oraya. Beni oraya sokmazdı. Çünkü orası tehlikeli, yılan ısırabilir, her türlü böcek var. Ama o böcek ve olan yerde de heyecan vardı. İnsan kişiliği. Yani kurallara uyan bir insan değil, asi kişiliğine, macera aran kişiliğine de uygun bir yerde o jungle. Biz ilk gençlik yıllarımızda böyleydik. Sonra birden hukuka, cumhuriyete, devlete saygılı insanlar olduk. Oyununa geldik. Liberaller ve İslamcılar öyle yapmadı. Liberaller istilacı, işgalci her yeri ele geçirdi. Biz de bunların ele geçirmesini seyrettik. Şimdi bak bir de buranın bir estetiği var. Ormana bakınca ne kadar güzel değil mi dışarıdan görünüyor? Dümdüz ormanlar, yemyeşil falan. Oysa bu şey çok hoş bir şey değildir bu yani. Gerçek de değil. Böyle bir tabiat yok yani. Böyle düz, boyama defterlerindeki gibi bir orman. Oysa gerçek orman öyle değil. Şimdi Almanlar diyor ki 200 yıl sonra biz bitki örtüsünü mahvettik. Tomruk ve kereste için. Şimdi gidip bu haşereyi, bu böcekleri, hatta örümcekleri ormana taşıyorlar. Çünkü şöyle bir şey var. Ya hepimiz yaşayacağız artık. Bu gerçek geldi dünyaya. Pandemiyle de bu gerçek. Bu dünyada ya hepimiz yaşayacağız ya da hiç kim birbirimiz yaşamayacağız. Öyle tomruk için sadece tomruk yaşasın. Öbür bitkileri kes, al, soykırım, katlet yok. Şimdi baktım ki bizi kullanmış bu liberaller. Bizim efendiliğimizi, bizim kanunlara saygımızı. Ama ve bizim estetik anlayışımızı da. Mesela hep düşünmüşümdür. Hani ölünce başına serbi koyulur ya, ben de hep düşünmüşümdür. O ağaçların altında büyüdüğüm için. Benim de böyle göğsümde, mezarımdan göğsümden böyle bir ladin ağacı fırlayacak. Ne kadar güzel bir şey. Sonra inanmıyorum buna dedim ben. Hani şeydi var ya, Yahya Kemal'in ünlü şiiri vardır. Ya, o da ölümü anlatır o şiirinde. Dönülmez akşamın ufkundayız da. Ya lale açmalıdır göğsümüzde yahut gül. Buna da bir dönem inanmışımdır. Hani güzel, estetik, biçimli bir şey bak. Ya, gül de stilize bir şey. Gül, lale. Değil. Göğsümüzde çıyan, göğsümüzde böcek, göğsümüzde sinek, göğsümüzde bu tabiatta ne varsa hepsi açmalı. Önce tabiatı öğrenmeliyiz. Şimdi ben kalkıyorum, sarı yeleklerden çok şey öğrendim. Sarı yelekler Fransa'da isyan ediyor. Güzel olan bu modern toplumun, uygarlığın, hani uygarlık onlara hukuka saygı öğretti ya, opera öğretti ya, müzik öğretti ya, sanat öğretti ya, moda öğretti ya. Ne öğrettiyse güzel adına bu uygarlık, sarı yelekler hepsine düşman. Opera binasını basıyorlar. Heykelleri ve anıtlarını yıkıyorlar. Hiçbir şeyini kabul etmiyorlar. Tıpkı o şeyin içindeki, gafulluğun içindeki, jungle'ın içindeki haşere istilacı böcekler gibi. Bu modern dünyada diyor, bu kapitalistleri, bu vahşi liberalleri yenmek için bizim de onlar gibi olacağız ve başka da şansımız yok. Evet, soru burada. Çok büyük bir soru bu. Haşereler, sinekler nerede? Ormanda sinek kalmadı. Herkesi hijyenik, ormanların bile hijyenik. Konuşurken, yazarken bile hijyeniz, stilize her şey, boyama, çocukların boyama defteri gibi. Hayır. Yeter be. Kural, hukuka saygı dedik, hukuka, cumhuriyet dedik, bilmem ne dedik ve her şey elimizden alındı bizim buradan. Ve şimdi ne yapıyoruz? İçimizde bir kurt arıyoruz. Buraya bir kurtu koyduk. İçimizde değil mi? Dizginlenemeyen insan arıyoruz. O tabiatın kendisini arıyoruz. İçimizdeki o hırsı arıyoruz. O bela, karanlık, tekin olmayan. Orayı arıyorum ben. Jungle denen yeri arıyorum. Bir toplumun fareleri de olacak, ısırganları da olacak, yılanları da olacak, böcekleri de olacak, kızılcık gibi, elma gibi, yabani fındık gibi çok güzel meyveleri de olacak, tatlıları da olacak. Ve hepsi bir arada, bu kaotik, hepsi bir arada yaşayacak. Ama hepimize geliyorsun, bu zararlı bunu öldür, bu zararlı bu çıktı. Besin değeri yok, öldür. Maddi değeri yok, öldür. Yok say. Sadece tomruk. İşte arkadaşlarımız. İmamoğlu'nun peşinde, Kılıçdaroğlu'nun peşinde, Tayyip'in peşinde. Bu arkadaşlarımızdan 20 yıl önce hepsiyle arkadaştım ben. Ve hepsi gitti, Tayyip'in kerestesi oldu. Hepsi Tayyip'in şeysi oldu, tomruğu oldular.
Kendi ideolojileri, kendi ideolojilerine bu yabancı şu 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 şu. Ve biz de zaman içerisinde hukukun aynı şekilde esir olduk. Şey yaptık. Başka türlü düşünüyorum ben. Başka türlü. Şimdi herif gelmiş Türkiye'yi Katar'a satıyor. Buraya bizim, benim söylemem gereken bir şey var. Bir milletin madenleri, serveti, varlığı, yani değil mi varlığı ya? Hazinesi, fabrikaları. Gözümüzün önüne çıkıyor. Ve bütün bunları da oradan yasa çıkartıyor, oradan yasa çıkartıyor. Hukuka, yasaya, güya, aklınca da uygun bir şekilde getiriyor. Ama nihayetinde hepimiz satılan topluluklar haline geliyoruz. Beni de satıyor. Artık biz Katarların benim köyümü gelip alıyor. Çift yol yapıyorlar yaylaya çıkabilmek için. Ya yayla yolu, çift yol olur mu ya? Cipleri rahat çıksın diye. Daha geçen sene gittiğimde sadece bir dağ başında 100 bine yakın ağacın kesildiğini gördüm. Ya niye kesiyorsun bu ağaç kesilir mi? Yani bu tomruk için kesmiyor. Çift yol yapılacak için kesiyor. Cipleri, Arap cipleri rahat çıksın diye. Nedir bu tomruk? Ya alıp sattığı benim ya. O toprak dediğin sensin. Tomruk beni ki alıp satıyor. Hepimiz alıp satıyor. Katar'ın malı oluyoruz. Bir bakıyorsun, buradan ben nasıl çıkacağım? Terbiyeli insanlar. Bu terbiyeyle, bu nezaketle, bu aklı selimle, bu uygarlık anlayışıyla buradan çıkabilir miyiz? Hayır değil. Burada aklıma sarı yelekler geliyor. Ya da başka bir şey geliyor. Uygarlığın bana öğrettiği bu şeyi stilize, düzgün çiçek gibi, güzel, böcek, resimler, sinema, televizyon, bunlara inanmıyorum ben. Başka bir ruh lazım. Bu kadar ağır değil mi? Bir de yani bitki örtüsünü kaldırıp atıyorsun. Ya Allah o sineği yaratırken ya da o yılanı yaratırken düşünmedi mi onu? Düşündü, bir şey oldu. Yani tabiat bir şey düşündü. Oğlum bir fauna var, o faunaya saygı duyuyor. Bir flora var, o floraya saygı duyacaksın. Hiçbirine saygımız yok. Sırf tomruk yetiştiriyor, iştah. Bütün televizyonlar aç. Yüzlerce tomruk, kereste. Tayyip'in keresteleri, öbür tarafa. Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nun keresteleri ve tomrukları. Utanmıyor musunuz be? Onun bunun kerestesi olduğunu. Şimdi hepimiz Katar'ın keresteleri haline geldik. Alınır satılır. Bunları kabul etmemiz mümkün değildir. Uygarlık, yani eğer bize hukuk gelip, adam diyor ki her şeyi biz hukukla yapıyoruz, yasayla yapıyoruz, onu yapıyoruz. E ne oldu? Ülkeyi sat. Ülkeyi satma da yasayla olabilir mi? Yarın başka bir şeyle de olacak. Yarın başka, zaten daha ne olacak ki? Geliyor işte, satıyor işte. Satmış, satıyor. O yüzden bir esprili falan girdim. Hani şey dedi ki, Kılıçdaroğlu inkar ediyor ya, yalan söylüyor ya. Ya alayımız yalan söyleyelim artık. Yani ne olacaksa. Sadece Kılıçdaroğlu değil, hepimiz inkar edelim, hepimiz bir şey yapalım. Artık bu hukuka saygı, dürüst, ahlak. Ya başka bir şey söylemek istiyorum burada. Yani bu böyle gitmiyor. Tek aklıma gelen sarı yelek, sarı yelekler. O stilize olana, düzgün olana, güzel görünene, biçimli olana, kuyruğa saygı, maç kuyruklarına saygı, trafiğe saygı, derslere saygı, ona saygı, buna saygı derken ülke gitti elimizde. Bu adamlar gelirken, liberaller hangimize saygı gösterdi? Söyle. İşçileri tazminat vermeden attılar. Bütün fabrikalara el koydular. Türkiye'nin bütün zenginliklerini değil mi? Hazinelerini hepsini ellerine geçirdiler. Ve arazilerini alıp arazini sattılar. Fabrikayı da iptal ettiler. Bu ne? Hukuk çiğnediler, yasa çiğnediler. Liberaller dünyayı böyle. Yani o televizyonların sahipleri nasıl şey yaptılar? Ya da İslamcılar nasıl geldi? Yasada yeri var. Cemaatler, tarikatlar geldi. Milli eğitimin içinde yer açtı. 1,5 milyon çocuk okutuyor. Kimin parasıyla okutuyor bilmiyoruz. Bunların hepsiyle başka bir dil. Bir dil arıyoruz. Bir şey konuşacağız, bir şey söyleyeceğiz. Olmuyor, tutmuyor. Bir sıkıntımız var. Ülke gidiyor. Bunu ifade edemiyoruz ve söyleyemiyoruz. Kendimize bir yer, bir konum koyamıyoruz. Bir şey bulmamız lazım. Bu geliyor aklıma ya. Ne kadar efendi çocuklarmışız, böyle durduk. Bizi tomruk gibi hepsi kullandı. İşte arkadaşlarımızın hepsi kullanılıyor. Hepsi kereste ve tomruk haline geldi. Oysa hala bunlar yağmacı. Allah'a saygısı olmayan, cumhuriyete saygısı olmayan, insanlığa ve dünyaya, bitkiye, ota saygısı olmayan, tarihin güzel, temiz, insanlarına, ahlakına sahip olmayan yüzlerce insan ülkemizi yağma ve talan içinde, israf içinde ve biz bu toprağı yetiştirdik çocuklar, bir şey yapamıyoruz, konuşamıyoruz, ucunu tutamıyoruz. Bunları konuşmak istiyorum. Onuruyla oynadınız, burunuyla oynadınız, askeriyle ve hukukuyla oynadınız, cumhuriyetle oynadınız. Türk milleti bunun intikamını alacak. Milli iradesiniz, bu halkın çocuklarısınız. Kimseyi eleştirmekten korkmayın, kimseyi!